Şimdi epey zamandır MİT müsteşarlığı bu ilişkileri sürdürüyordu. Demek ki biz başından beri söylüyoruz, yani bunun başka yanı yoktu. Vatan Partisi'nin, Ulusal Kanal'ın, Aydınlık Gazetesi'nin büyük katkıları var. Sayın Doktor Doğu Perinçek'in büyük katkıları var ve ekibinin. İşte İsmail Hakkı Pek'in uzun yıllar uğraştı, koşturdu. Başka emekli askerler, emekli siyasetçiler Perinçek'le beraber gittiler. Sayın Perinçek'le beraber gittiler. Bu Mehmet Yuva'nın büyük katkısı var, unutmayalım. Mehmet Yuva'ya bu hakkını teslim edelim. Profesör Mehmet Yuva. Yani MİT müsteşarını da kutluyoruz. Asıl tabii Tayyip Erdoğan'ı kutluyoruz. Tayyip Erdoğan bu işleri Putin'le olan ilişkileri üzerinden kurdu ve bağlantıları kurdu. Şimdi biz burada şeyin de hakkını vermek lazım. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da hakkını vermek lazım. Hulusi Akar hiç çaktırmadı. Sessizce hem operasyonları yönetti, etti Savunma Bakanlığı olarak. Ve demek el altından bu bağlantıları da kuruyorlar. Zaten siyaset böyle, yani çalıştın böyle çalışacaksın. Zaten Hulusi Akar hakkında bütün genelkurmay dosyaları diyor ki görevini aksatmadan yapar. Öyle bir not var şeyinde, dosyasında. Sincek'te dosyasını sen mi gördün? Ben görmedim. Hulusi Akar kendi görmüştür dosyasını. Bakarsa görür dosyasını. Yani görevini kusursuz yapar. Şimdi öyle insanlar vardır hocam. Görev aşığıdır. Ha, yani bazen beğenmezler. Bazen eleştirdiğimizde oluyor ama yani şimdi yaptıkları iş büyük iş. Hem MİT müsteşarının yaptığı iş, Hakan Fidan'ın, hem Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı iş. Tabii Tayyip Bey'in büyük katkıları var. Onu şimdi tabii bizi eleştirecekler. Tayyip Bey'i övmeye mi çıktın oraya diye. Ben eleştirmesini de eleştiriyoruz. Yapıl iyi bir şey yaptığı zaman da onu da söyleyeceğiz tabii. Hı hı. Yani bu doğru bir şey. Şimdi mesela EYT'liler alacaklarını almışlar değil mi, istediklerini. Yani ha şöyle eleştirirsiniz. Şimdi birileri diyecek şimdi başkin. Bütün muhalefet yapanlar şunu diyecekler. Yahu bu parayı nereden bulacaklar? İşte onu da işte siyasilerin işidir o. Onu da bir yerden bir şeye bir ayarlayacaklar. Hı. İş adamlarına da yani şirketlere de katkı yapacak bakanlık. Ama kötü bir şey mi? Şimdi insanlar 50 yaşına gelmiş, emekli olamıyor. İş bulamıyor, iş vermiyorlar ona. Ne yapacak? Emekli maaşı da alamıyor. Bunlar yaşayacak. Ha bunu da arada şunu da söyleyeyim. Öyle insanlar var ki hocam, mesela eşi askerdir, sivildir, polistir, yani MİT'çidir, şudur budur. FETÖ'den görevden atılmış. Yahut tutuklanmış. Bunun şimdi çocuğu varsa, karısı varsa eşini ve çocuklarını aç bırakamazsın. Şimdi bunlara biri yemek götürüyor diye FETÖ'cü diyemezsin. Bak bunlara da buradan da yani siyasilere, yöneticilere söylemek lazım. Çocukların ve kadınların bir suçu yoktur. Ya adamın kocası suç işlemişse kadın ne yapsın yani şimdi? Çocuğun ne kabahati var? Yani böyle şeylere çok dikkat etmek lazım. Ha, iyi iş yapanlara söyleyeceğiz. Yanlış yapanlara da bizim bir amaçını söyleyeceğiz. Benim düşündüğüme göre diyeceğiz. Belki bizim düşündüğümüz de yanlıştır. Onu da başkaları söyleyecek. Mesela ben demişim ki Levent Göktaş konuşursa Gladio çözülür. 78, 79, 80'deki cinayetler de ortaya çıkar. Ama tweet diye bir şey varmış. Benim tweetim yok. Öğrenciler söyledi bana. Orada biri yazmış. Emin Gürses diyor ki Levent Göktaş 78, 79, 80'dekilerden ölümlerden sorumludur. Ya ben öyle bir şey söyler miyim? Levent Göktaş çocuk o zaman. Böyle bir şey söyler miyim ya? Yani Levent Göktaş eğer bu memlekete bir hizmet olacaksa, Tayyip Bey'in büyük katkısı var. Ukrayna'daki ekiplerin bu işi ortaya çıkaran Levent Göktaş'ın etrafındaki arkadaşların büyük etkisi var. Eğer bunlar konuşur da Gladio bağlantıları ortaya çıkarsa, tabii ki bunlar Amerikan Büyükelçiliğine, NATO karargahına, Amerika'ya, Washington'a uzanacak. Yani Gladio bu. Ama diyorum ki bunlar o uzanmayla kalmayacak. Bu iş 78, 79, 80'deki cinayetleri de ortaya çıkaracak. Ama onu orada yanlış yazmışlar. Şimdi ben tweet mi bilmiyorum. Ben de sizden rica ediyorum. Onları takip edin. Yani dibinden başından alıp da yorum yapmasınlar. Ya bunları bir şey söylüyorsak, Allah bir diyorsak, iki diye yazmayın kardeşim. Allah bir diyorsak, Allah bir de dedin. Yahut da demeyin bir şey. Dinleyen yanlış dinlemiş olabilir. Ama izleyicilerimize de şunu hatırlatalım. Bütün programlar Ulusal Kanal'ın YouTube hesabında bulunuyor. Oraya açıp bakabilirsiniz aslında. Orada bakarlarsa yani doğrusunu görecekler. Ama tabii bu tweet denilen şeyler, bu ne medya diyorsunuz oralara? Sosyal medya. Sosyal medya, ben onları bilmediğim için. Sosyal medya denilen şeyler. Şimdi benim için mesela adam ne hesabı açmış? Ne hesabı diyorlar ona? Bir şey hesap daha var.
Ne hesap hocam? Facebook değil de başka bir şey daha var. Facebook var, Twitter var, Instagram var. Instagram ha. Instagram'da hesap açmış biri. Benim adıma resmimde koymuş. Kimdir bilmiyoruz. Bir Müslüman. Yani kötü niyetli değil belli. Ama ben bilmiyorum orayı. Benim orayla bir bağım yok. Ben öyle ne hesap açmasını bilirim ne bu ya. Ben Facebook'ta öğrenciler açmış. Oraya bile kendileri koyuyorlar şeyleri. Mesela diyelim ki bir konferansa gittim. Onu oraya öğrenciler koyuyor. Ben onu beceremem ki. Ben onları bilmem. Ama orayı da birileri açmış. Kötü niyetli açmamış. Yani orada sadece ulusal kanalda yaptığımız konuşmaları koyuyorlar oraya. Ama benimle ilgili değil yani. Onu söylüyorum. Şimdi millet de sana der ki Emin Hoca'nın böyle hesapla. Tweet mivit ben bilmem nedir tweet nedir diye ya. Oraya ne ihtiyacım var? Hocam... Ben kendi halinde bir öğretmenim. Öyle şeyleri anlamam. Aa tabii gençleri de görüyorum. Çok fazla zaman ayırıyorlar öyle şeylere. Zamanlarını orada öldürüyorlar. Onları öldüreceğine iki tane gazete köşe yazısı okuyun. İki tane roman okumazsanız bile yeni yeni çıkan kitaplar var. Mesela son 30 yılda neler olmuş? İşte gidip Fikret Bilan'ın kitabını okuyun. Değil mi? Böyle şeyleri okuyun. Ya bunlar şimdi Perinçek'in hayatını anlattığı bir kitap var. Adım Doğu. Okuyun da bir mesela 50 küsür yıllık bir süreci öğrenin. Ya bunlar önemli şeyler. Ya bunları okuyun. Yani öyle tweet mivit bunlarla ya arkadaşlar yan yana konuşmuyorlar. Ellerinde telefonlarla konuşuyorlar. Yani göz göze bakıyorlar ama telefonla yazışıyorlar. Konuşmayı da unutacaklar. Siz sürekli gençlerle iç içe olduğunuz için doğrudan gözlemliyorsunuz. Görüyorum. Mesela otobüse biniyorum. Otobüste yan yana oturmuşlar çocuklar. Birbirlerine göz işareti yapıyorlar mı? Yazılar buradan. Oralara basıyorlar, ediyorlar. Adam beni arıyor. Diyor ki hocam Instagram ne diyor o? Instagram. Oradan sana bir şey gönderdim. Ya nedir o dedi önde diyorum. Benim telefon 20 sene evvelki telefon ya. Benim şey telefon o şeyleri almıyor. Ama adamlar gönderiyor. Benim haberim yok ki. Zannediyorlar ki Emin Hoca bunu aldı da bize bir cevap vermedi. Benim haberim yok ondan. Ama bu gelişme çok önemli bir gelişme. Bütün bölgenin dinamizmini yeni bir dinamizm katacak bölgeye. Ve çok önemli gelişmeler olacak. Bakın Türkiye'de ekonominin de önü açılacak. Bak bu MİT müsteşarında kutluyoruz. Eleştirilerimizi yapıyoruz tabii yapacağımız zaman. Çünkü neden diyorum ben? MİT müsteşarına seslendim buna. Dedim ki beni teknik takibe almışsınız. Yani benden dolayı başkalarını şey yapmayın. Benle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız teknik takibe gerek yok. Teknik takibe ne gerek var? Beni çağırın. Ben size anlatayım 24 saatte ne yapıyorum diye. Bende gizli iş olmaz. Ben örgütçülük yaparken de gizli iş yapmadım. Yurt dışında örgütçülük yaparken de gizli iş yapmam. Gençlere de bu konuda uyarıyorsunuz. Gençlere diyorum bir örgüte girdiniz. CHP örgütü, AK Parti örgütü, MHP örgütü. Bu örgütlere gizli iş yapmayın. Gizli iş yapılan yere şeytan girer. Şeytan dedir istihbarat, yabancı istihbarat yani. Orayı baltalar. Sizi yanlış yere yönlendirir. Şimdi Gezi olaylarında hiçbir sorun yoktu değil mi? Birden birileri girdi burayı provoke etti. Ya bu zaten böyle şeylerde provokasyon. Her zaman tedbirli olmak lazım. Şimdi aynı şey, şimdi Almanya'da görüyorsunuz, Fransa'da görüyorsunuz. Şimdi şunu söyleyelim. Yani şimdi yani İbrahim Kalın'a hak vermek bana düşmez de İbrahim Kalın doğru diyor. Yani bir de bizim Süleyman Soylu'da doğru. Yani siz bunu beslediniz bunları. Hala besliyorsunuz. Başınıza böyle oldu. Aynı olayı söyleyelim. Fransa'da eğer bomba patladığı zaman bu Asala'nın bombası Fransızlar ölmeseydi Asala elemlerine son verecek miydi? Vermeyecekti. Çünkü onlar destekliyorlardı. Ama Asala'nın elemleri bittiğine başladı, PKK başladı. Bu arada bugün bir gelişme daha var. Programı açarken onu söylemedik. Gezi davasında karar açıklandı ve istinaf Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı hukuka uygun buldu. Bugün öyle de bir gelişme yaşandı. Ya hocam şimdi bir yerde bir miting yapıyorsun. O arabayı yıkarsan, şimdi o zaman ne diyorduk biz? Traktörü almış, başbakanlık şeyine gidiyor. Hı hı. Oraya saldıracaklar. Bunlar suçtur. Ama lafı suç değildir. Eğer böyle bir eylem tespit edilmişse bu suçtur. Hı hı. Bunu yapan adam bunun şeyini çekecek. Bu normaldir yani bu. Ama hocam hükümet ve hükümet tarafı ile ilgili de şöyle bir sorun var. Gezi Parkı'nı terörle ilişkili göstermek için birincisi ya, büyük terörle ilgili değil. Ha bunun içine dışarıdan sonra da 3-5 gün sonra
silahlı gruplar, eylem yapan, otoyu beriyi kıran döken gruplar katıldı. Hı. Ama bunun katılmasını engelleyecek olan güvenlik güçleridir, kolluk kuvvetleridir. Bu orada istihbarat birimleri var mutlaka. Polis, emniyet istihbaratı, MIT falan, genelkurmay istihbaratı hepsi var burada. Hı. Bunlar bu işi takip edecek. Çok gençler orada, ağaçlar kesilmesin diyorlar. Ben ona da şey değilim yani. Taksim Parkı'ndaki ağaçlar kesilmesin diye milyonlar eylem yaptı. Ama Elmedağ'ından Taksim'e gelen yolda 100 küsür yıllık çınar ağaçları kesildi, kimse bir şey demedi.